Evet. Herkese iyi günler diliyoruz. Ee, önce ben bir kısa hayat hikayemden söz edeyim. Ondan sonra Defne'ye söz verelim. Ee, şimdi ben 1961 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinden mezun oldum. Yani bugün Robert Lisesi diye anılan. Ve ondan sonra okulu bitirdikten sonra boş durmak istemedim, çalışmak istedim. Daha doğrusu önce bir üniversiteye gitmek istedim ve bunu babama söyledim. Üniversiteye gitmek istiyorum, iyi bir öğrenciyim. Babam bana olmaz dedi. Üniversiteye ne gerek var dedi. İşte öğrendin, bir de dilim var, yeter dedi. Tabii çok üzüldüm. Ondan sonra kapandım odama. Bir iki gün sonra tekrar çıktım. Peki baba o zaman bari çalışayım dedim. Tabii dedi olur. Gel benim yanımda çalış. Yok baba dedim olmaz o sayılmaz. Ben başka bir yerde çalışayım. Yine anlaşamadık. Sonra benim aklıma geldi. Bizim okulun bir sistemi vardı. Mezunların bir listesi olurdu. Bir de e, şirketler bizim okuldan eleman istiyorlarsa o şirketlerin isimleri olurdu. Dedim ki böyle bir liste var ama bak o olabilir dedi okulun onayladı. Böylece oradan bir e, ünlü bir firmayı seçti İstanbul'da. Ve ben e, eski car bakanın sekreteri olarak işe girdim. Tabii... Yani hani okumak gibi değil ama gene de memnundum iş hayatındayım diye. Fakat çalışırken bir yandan da sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Şimdi mesela okulda ikinci dilim Fransızcaydı. Taksim'deki Fransız Kültür Derneği'ne gidip dilimi geliştirmek. Ondan sonra işte stenodaktilo kursları almak ve bu arada... Bol bol okumak. Ama okurken de klasikleri okuyordum. Ee, ne bileyim, biyografiler, tarih kitapları. Yani adeta kendi kendimi geliştirecek, eğitecek kitaplar okuyordum. İşte bu şekilde devam ederken, yani şuur altı hep kendimi geliştirmek vardı. Derken eşimle tanıştık, evlendik. Eşim bilim adamı. Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırma yapması için davet ettiler. Kaliforniya'ya gittik, iki yıl orada çalıştı. Sonunda ona iş teklif ettiler, üniversitede kal devam et diye. Biz oturduk düşündük, vatanımız dedik, döndük. Eşim Hacettepe Üniversitesi'ne girdi ama maalesef orada aradığını bulamadı. Onun üzerine Baba Toprağı, Mersin'e ve Portakal Bahçeleri'ne döndük ve çiftçiliğe başladı. Şimdi bu arada da iki kızımız olmuştu. Bir tane daha var kızımız ondan sonra. E, ben yine boş durmak istemiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum. Ne var elimde? Bir tek İngilizcem var, dilim var. Onun üzerine işte o yıllar pek fazla böyle yabancı roman çevirisi yok. E, beğendiği bir romanı alıyorum. Telif tarifi de geçmiş. Onu oradan bir bölüm çeviriyorum. Kısaca bir de özet çıkarıyorum. Ve İstanbul'a geldiğimizde Babali yokuşunda teker teker bütün kitap evlerini geziyorum, yayın evlerini. İşte böyle bir kitap var. Eğer isterseniz bunu size çevirebilirim. Ve hakikaten de her götürdüğüm kitap, her sene bir kitap ancak e, e, kabul gördü, çevirdim. Böylece okuş öyle geçirdim. O arada e, bir arkadaşım bana dedi ki İpek sen sabahlara kadar çalışıyorsun çünkü iki küçük kızımız var gündüz onlarla meşgulüm gece çalışıyorum. Sana ne ödüyorlar dedi söyledim bir şey o zaman hiç sormazdık bile yani ne verirlerse o Aa, dedi, onun için ben kaleme bile elime almam dedi. Ben dedim çalışmayı seviyorum bir şeyler üretmeyi seviyorum onun için ne yapalım bu kadar bu kadar ve devam ettim. Şimdi bunu ben okullarda da anlatıyorum öğrencilere. Devam ettim, iyi ki devam etmişim. Ondan sonra gittiğim Altın Kitaplar Yayın Evi'nin editörü 3-4 sene sonra bana dedi ki İpek Hanım sizin ifadeniz güzel, kitap yazmayı düşünmez misiniz? Ben dedim ki ben, ben, kim, kitap yazmak kim, olacak iş değil. Ondan sonra kalktım eve eşime anlattım. Böyle böyle dedi dedi dedim. Eşim dedi ki niye silip atıyorsun? Bu sene yap bu çeviriyi ama bir yandan da düşün dedi belki olur. Onun üzerine ve ben böylece ilk çocuk kitabım mektup arkadaşlarını yazdım. E, bu 1980 yılındaydı. Ondan sonra birkaç çocuk kitabı daha yazdım ve ondan sonra da. E, Şeyin farkına vardım, yani çocukla e, e, er, ergenlik arasında bir 3-4 sene var, 13-14-15 yaşları. O yaşlar için kitap yok, iki ara kitap yok. Onun üzerine yaş 17'yi yazdım. Yayın evi kitabı beğendi ama dediler ki İpek Hanım bunu hiçbir yere koyamıyoruz, hiçbir yere yakışmıyor çocuk kitabı desen... Değil. Büyük kitabı desen gene değil. Çünkü o zaman sadece çocuk kitapları ve büyük kitapları vardı. Dolayısıyla benim kitap böyle ayrık otu gibi kalıyordu. Ondan sonra e, ama işte bir iki sene geçti. Sonunda tamam dediler ortaya karışık bir yere koydular. Ve orada reklam filan da olmadan kulaktan kulağa gençlerin haberi olmuş. O ona söylemiş filan kitap sattı. Satınca yayın evi, eh peki o zaman bir tane daha yazın bakalım ne olacak dedi ve bir genç kızın gizli defterini yazdım. İşte o da 1990 yılı ve ondan sonra devam etti yani o kitap bayağı satıldı. Böylece gençlik serisi ne yazmaya başladım ve işte gençlere hep o kitaplarda e, hayatla ilgili. Yani benim amacım şuydu: Sayfaları severek böyle çevire çevire okusunlar, keyif alarak okusunlar. Ama kitabı kapattıklarında mutlaka hayata dair bir şey öğrenmiş olsunlar. Yani her kitapta bir mesaj olmalı. Ve e, en önemlisi de işte sorgulayarak düşünmenin önemi. Bu çok çok önemli benim için. Bunu bilmeleri lazım. Sorgulamasını bilirlerse mesleklerini de doğru seçecekler, eşlerini de doğru seçecekler, arkadaşlarını da. O nedenle onun da üzerinde çok duraraktan yazdım ama tabii bu kitapları yazarken önce bir 6 ay 8 ay sırtımı bizim bilim insanlarımızın bilgilerine dayıyordum ben ne pedagogum ne psikologum. Onların yani hangi sorunu işleyeceksem mesela evde boşanma mı yaşanıyor yahut bir arkadaş sorunu mu yaşıyor ya da bir hayat kararı mı verecek bu gibi konularda bizim bilim insanlarımız neler öneriyor ne gibi keşlerle çalışıyorlar? Onları oturup ders çalışır gibi çalışıyordum. Ondan sonra sırtımı o bilgilere dayayarak yazıyordum çünkü ben onları bilmiyorum ama bilimsel yani e, onu tabii ki e, hani böyle e, ilacı şekerle kaplarlar ya draje yutturmak gibi işte o mesajları sırtımı onların bilgilerine dayayarak ama süsleyerek kızlarımıza e, veriyordum ki hayata hazırlamak amacıyla. Ve işte dediğim gibi en önemlisi sorgulayarak düşünme bunu e, vermek istedim. Ondan sonra da artık e, mesleğimi e, bulmuş gibi oldum diyelim ve böylece e, devam ettik. Evet ve şimdi ben onlardan gelen okurlarımdan gelen e, ilgiye mektuplara sözlere Baktıkça, hani üniversiteye gidemedim ama başardım galiba diyorum. <laughs> Başarmış galiba değil mi? <laughs> evet, efendim. Son 15 senedir en sık karşılaştığım soru, yazarlık yolunda annenizin etkisi nedir? <gülüyor> <gülüyor> Ve de bununla beraber tabii gelen yorumlar. Eh armut dibine düşer, e tabii genlerde var. Anneniz size el vermiş, bayrağı aldınız tabii şimdi siz. Aslında konunun bunlarla hiç alakası yok. Ben çocukken ne olmak istiyordum biliyor musunuz? Veteriner. Veteriner hekimmiş bu arada doğrusu. Hemen düzelteyim kendimi de. Çünkü çocuklukta ki anılarım içerisinde en mutlu olduğum anlar, hayvanlarla geçirdiğim dönemler. Bir de Mersin'in o eski halinin narenciye çiçeği kokan sokaklarında farklı dillerden, dinlerden, kültürden gelmiş arkadaşlarımla hep beraber oynadığımız oyunlar, kitap karakterleri üzerinde kendi yarattığımız maceralardı. Seneler sonra bu iki unsurun tekrar benim karşıma çıkacağını hiç bilmeden meslek seçimimi turizm yönünde yaptım. Dört sene okudum. Ardından da çok güzel bir iş hayatım oldu. Genelde işten şikayet edilir. Ama ben gerçekten yaptığım işleri hep çok severek yaptım. Çok yoğun tempolarım oldu, çok seyahatlerim oldu. E, gece yarılarına kadar çalıştım ama hep severek yaptım. Ve o kadar çok seviyordum ki yaptığım işi. Hamile kaldığımı öğrendiğim zaman ah dedim sonuna kadar çalışacağım ki öyle oldu. Ve tabii ki de dedim işe geri döneceğim. Ama öyle olmadı. Ne oldu? Maya doğdu. Maya doğunca birdenbire işime dönme zamanı geldiğimde bir baktım ki yabancı birisine ben bırakabilecek gibi durmuyorum. Ama öte yandan da bu kadar emek, seneler senesi okumuşum, işte çalışmışım, üstelik de başarılıyım işimde, işimi seviyorum ve iyi de kazanıyorum. Ne yapmam lazım? O esnada gözler bana döndü herkes önce tabii anneye döner. Hani kadının seçim yapması gerekir. İstersen çocuğunla ol, istersen kariyerine devam et. Hayat seni ne istiyorsan onu yap. Sizce de adil gibi duruyor mu? Hayır değil mi? Evet. Bana da öyle gelmedi. Bana da öyle gelmediği için alternatif çözümler üretmeye başladım. Patronuma gittim, dedim ki işte ben daha az, daha erken çıkayım ama evden çalışayım. Benim şirketteki pozisyonumu değiştirelim, daha az maaş alayım. İdare edelim birbirimizi falan. Fakat o dönemler online çalışma sistemleri, esnek saatler her yerden katılabilen toplantılar gibi şeyler yoktu. Herkesin işi olsun olmasın ofiste olması bekleniyordu. Hele de benim gibi müşteri kanadında olan bir kişinin her dakika müşteriyle olması gerekiyordu. Dolayısıyla şartlar izin vermediği için tabii ki bu isteğim kabul olmadı. Bir film vardı. Seyredenler var mı acaba? Sliding Doors. Var mı? Şöyle bir görebilir miyim elleri? Beni çok etkileyen bir filmdi bir anlık kararın hayatta ne kadar büyük değişiklik yapabileceğini gösteriyordu bu film. Diyeceksiniz ki tabii ki öyle, zaten öyle. Ama gerçekten bir düşünürsek bazen bizim zorla verdirtilen kararlar, istemeye istemeye yaptığımız seçimler ileride bizi aslında gerçekten olmamız gerektiği yere getiriyor. Ben de e, işte bu seçim esnasında kararımı bebeğimden yana kullanarak anne ve ev hanımı statüsüne aldım, eriştim diyelim. E, bu kararla beraber tabii ki bir yandan çok mutluydum, kendime göre doğru annelik yaptığımı düşünüyordum çocuğuma bol vakit ayırıyordum. Her aşamasını görüyordum. Her şeyle ince ince ilgileniyor. Deli gibi araştırmalar yapıyor. Bütün kitapları okuyor. İdeal çocuk yetiştiriyordum kendime göre. Ama bir taraftan da müthiş bir mutsuzluk vardı. Çünkü neticede konuşacak konum kalmamıştı. Eşim akşam eve geliyor. O işte neler olmuş bir sürü bir şeyler anlatıyor. Benim anlatabileceğim şu kadarcık bir şey var neticede. E, e, para kazanamıyorum, evdeyim. E, onun dışında da beceremedim hissi. Ben yapabilirdim, yapamadım. İki işi bir arada yapamadım düşüncesi. Hal böyle olunca yine çözüm arayan tarafım devreye girdi ve yarı zamanlı işler konusunda biraz araştırma yapmaya başladım ve karşıma çeşitli projeler çıktı. Onların içerisinde yer aldığımda bu bana iyi geldi. Neden iyi geldi? Evden çıkabiliyordum, farklı insanlarla tanışıyordum, farklı ortamlara girip yeni konular öğreniyordum. Harikaydı ama aslında yine de bana uygun işler değildi hiçbiri. Dolayısıyla arayışım devam ediyordu ama arayışım devam ederken etraftan da tabii çeşitli yorumlar geliyordu. Hani bizde öyledir ya herkes yorum yapar sizin hayatınızla ilgili. İşte bana da diyorlardı ki sen çok mu açgözlüsün? İşte buna da şey yapamadın, sebat edemedin. Ee, e ne var canım? işte çocuğunu büyütüyorsun ne güzel. E istersen işe dön artık o zaman falan gibi. Ben de sürekli arayışa devam ediyorum bir yandan. Ve bir gecede dank etti. Dedim ki ben bu yaşadıklarımı bir tek ben yaşamıyorum. Ve bunları ben yazmak ve paylaşmak istiyorum. Zaten deli gibi yazmayı seviyorum. İnsanlarla paylaşmak istiyorum dedim. Ve bir gecede sıfır kilometre bızdıkları kurdum. Sıfır Kilometre Bızlıklar'da kendi yaşadıklarımla dalga geçerek, kendimle geçerek başladığım yazı macerası farklı blog yazarlarıyla tanışmamla devam etti. Ve ardından e, çeşitli e, etkinlikler çocuklar için düzenlemeye başladım. Ücretsiz kitap saatleri, okuma saatleri, e, çeşitli sanatsal aktiviteler ve bunlar giderek duyulmaya başlandı. Ee, ve dergilerden teklifler geldi. Ee, köşe yazar mısınız bize de diye. Birdenbire ben hem bloğum için hem de her ay birkaç tane dergi için yazar, yazı yazıyor hale gelmiştim. Ve etkinliklerimin birinde tanıştığım bir kişi bana bir projeyle geldi. Beraber hikayeli bir yapboz yapalım mı diye. Oyun oynamayı zaten çok seviyordum. E, hikaye yazmak da müthiş olurdu. Oturdum, dört tane kısa hikaye yazdım ve yapbozun tasarımını yaptım. Benim için müthiş heyecan verici bir çalışmaydı. Ee, bunun akabinde e, sürekli aklımın gerisinde olan, acaba bir kitap olabilir mi, şu konuda bir şey yazabilir miyim düşüncesini, bir e, cesaretle yayın evine gittim ve yayın evi, yayın direktörünün, bana verdiği kocaman ödevle git altı konu çalış ve gel ödeviyle yayın evini terk ederken ilk defa yazarlık dönemine adım atmış oldum. Şimdi 15 sene sonraya geri dönersek, bugünümüze gelirsek yazdığım kitaplar sayesinde çocuklarla pek çok ortamda bir araya gelebiliyorum. Onları benim hayal dünyama konuk edebiliyorum. Ve bununla beraber çocuklar için kalıcı çalışmalar ve işe yarayacak şeyler yapmak istediğim için de sosyal sorumluluk projelerinde yer alabiliyorum. Bir parçası olduğum Sosyal Ben Vakfı ve iki kurucusundan biri olduğum Birlikte Geleceğiz Destek Projesi ile bugün Türkiye'nin dört bir yanında kırsala, ihtiyaçlı bölgelere, dezavantajlı noktalarda birleştirilmiş eğitim veren çocuklar ve onların anneleriyle buluşuyorum. Kadından kadına, anneden anneye, bir yazardan çocuğa karşılıklı alışveriş yapıyoruz adeta. Ben onlara bilgi veriyorum, onlar bana yaşam sevinci veriyorlar. Ee, ve gerçekten şu anda dönüp baktığımda gözyaşları içerisinde bıraktığım, ayrıldığım mesleğim, işim meğer bunun içinmiş diyorum. Meğer beni bu dünyaya taşıyacakmış. Ve bu yolda bir şeyler yapmamı sağlayacakmış. O yüzden e, elbet bir yolu bulunur diyorum, gönülden diyorum. E, yeter ki o yolu bulmak için yeterince inatçı olalım, yeterince sebat edelim ve çalışalım. Çok teşekkürler. Ver eline beraber selam verin. <laughs> <laughs> Teşekkür ediyorum.